8 kilogram ve 2 kilogram kütleli cisimlerin ağırlıkları sırasıyla 80 Newton ve 20 Newton olup 80 Newtonluk kuvvet sistemi hareket ettirmeye çalışan kuvvet, 20 Newtonluk kuvvet ise sistemin hareket etmesini engelleyen kuvvet olup sistem için F net eşittir M toplam çarpı A bağıntısı yazılır. M1G eksi M2G eşittir M1 artı M2 artı M3 çarpı A ve soruda verilen değerler bağıntıda yerlerine yazılırsa sistemin ivmesi 80 eksi 20 eşittir 8 artı 2 artı 5 çarpı A'dan sistemin ivmesi 4 metre bölü saniye kare olarak bulunur. M1 kütleli cisim aşağı yönde hareket ettiği için cismin ağırlığı bir nolu ipteki gerilme kuvvetinden büyüktür. M1 kütleli cisim için F eşittir M çarpı A bağıntısı yazılırsa M1 çarpı G eksi T1 eşittir M1 çarpı A'dan ipteki gerilme kuvveti 80 eksi T1 eşittir 8 çarpı 4 T1 gerilme kuvveti 48 Newton olarak bulunur. M3 kütleli cisim için de F eşit M çarpı A bağıntısı yazılırsa T2 eşittir M3 çarpı A'dan ipteki gerilme kuvveti T2 eşittir 5 çarpı 4'ten T2 20 Newton olarak bulunur. Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetlerinin oranı T1 bölü T2 eşittir 48 bölü 20. Sadeleştirme işlemleri yapıldığında T1 bölü T2 oranı 12 bölü 5 olarak hesaplanır. Cevap D'dir.